Dedim ki, usta, senin şerefine bir dastan bağlayacağım. 2006-cı ildə bu boyda bir aşıq söylüyor Saraçlı'da, sen de vardı o. O da çıkmamış mı nesini de? Aşıq söylüyor Saraçlı dastanı yarandı. O dastan niye Emre hakkında yaranmadı? Çok ciddi şeylere gelirim, fikir verin. Niye Allah kimi sevdiğim aşıq Emre hakkında yaranmadı? Niye Tanrı kimi secde eylediğim canlılar hakkında yaranmadı? Aşıq söylüyor hakkında. Çünkü aşıq söylüyor saçından tırnağına kadar giyimi, ozan duruş, geçme bığı, kesme çiğinleri, bal kimi söhbəti, qaravəlliləri, atmacaları, məqamında sözü yerində turlamağı, değişməyi, döyüşməyi, dastanları anaların, nənələrin, babaların dilində bu kadar doğma danışmağı və ayağında dəmir çarıq, əlində əsa bütün dünyanı gəzməyi, bir yerdə dur bu dastan, həmişə gəzir. Bu bir dastan ömrünə çevrildi. Yəni aşıq söylüyorum ömründə uzanma savar idi. Dədəlik savar idi. Oğuzluq savar idi, qoxulluq savar idi, toxulluq savar idi. Birdən o bal kimi şirin səsinlə Misriyə yerə oxuyur. Adamın ciğərində işə səs yoxdur. Nə səs var daşınızın? Söyledir səs yoxdur. Ama o şirin sesle Mansur'u yeri okuyup yazanın ciğeri çekip eşeğe çıkardı. Ne bir zamanla haber alıp leş leş üstüne kalıyan bana. Öyle değil, öyle bir zümsat koşun durup birbirini belli yapıp sesler. Bak ona göre de benim azizlerim. Burada bizim sevimli sanatkarlarımız var. Hem işe çalışın, dilinizi güzelleştirin. Danışınızı çoğaldın. Taşlarınızı güzel örgünün. Zərimxan Yaqub geldi, Təbrizdən başladı, Ərdəbildən başladı, geldi bu tarafa, Araz qırağına gələndə Aşıq Fərmanın qonağı oldu. Fikir budur. Ama bunu, bu üç kəlməni Aşıq Söyünə verirdi. Sana elə bir daştan düzəldirdi ki, əsl Kərəm onun yanında yalan olur. O kadar. Zərimxanın oradan səsi çıxan kimi, erkekler kesildi, kazanlar asıldı, odundan doğrandı, nökerler bileğini çermedi, aşpaz kazanlar işe düştü. Darmadan öyle deyirdik ki adamın ciğeri işe çıkırdı. Ona göre de bu bir talih fırsatıdır, ben sizinle görüşmüşüm. Çalışın, ehtiyatınız çoğalın. Zərimxan Yaqub min defa da bundan güzel davranır. Eğer onun bagajı olmasa, ehtiyatı olmasa, içerisi dolu olmasa, beş cümle bulasana, rahatsızlığı zerge de asırlığına bağlı. Aşık söyleyin. Aşık söyleyin. Değildi ki. Aramda ağalara çaldım okudum, yaylakta çobanlara. Aramdan ağanın sevimlisi oldu, yaylakta çobanlara. Ham söylürdü onun. Mesela ben canlı şahidiyim, bak hayat gözüm kabağında görmüşüm onu. Bizim Qaraxaç yaylakları var. Ələfəyə görünmür, ilxı, sürün, axır, qatlanmır, yerlərin belə seyirlərini, dağlar dərələr tutmur. Dəyələr qara bulub kimi söksür yaylaqların döşünə. Noçalı deyilən Axçalı dərəsində, Qaraxaç yaylağında, Axçalı dərəsində, Noçalı bulağında. Kəpənəçi yaylaqları, Noçalı yaylaqları. Aşıq söyün çalışdı, Noçalı bulağında çalı oxuyur. Bir 50 nəfər, aqsaqqallar, kəndin aqsaqqalları, oturublar, kulağı asırlar. Bulağın başında parmağını tutursam, az kalır su parmağını keser, elə söylüyorlar. Dərədə biz döşdəyik, qayalıqdır, qayafam kimidir, Noyçalı bulaq. Dərədən o tərəfdə dəyələr var, gəlinlər su aparır. Bizdən Omar oğlu Abbas deyirik, İsmail'in atası, aşıq söylünə kirvəydilər. Dedi ki aşıqsın, sen atayan yolu, gedən kızları bir gör geri kaçana bilersen. Bak canlı şahit yanım. Ona göre ben sənətə bu kadar vurgun olmuşam. Çok sebepler var. Dedi ay rahmetsin oğlu, sen dosturdun, dosturdun söz danıştın. Ben ne var, ben zinə məcdahıyam, duyam onları geri kaçaram. Böyle bir asmaca turladı. Bir de gördüm, əli geçti sazı. Körlüyür. Zilə çəkir. Dile çekip biz dağın döşündüğü yolları derendirildi, su aparıp dayasın. Çekti, çekti. Özde, müdem bu parmağın arasında sigaret olardı. Bu parmağın arasında tezene.
Diğer dostu da elini yandıracak, öyle... Böyle böyle çağırdı tezelerdi şey, sigaret burada, tezeler burada. Çok garibi bir yaraşık verir bana. Birdenbire bir kaytarma çaktı. Kaytarma da bilirsen ki ağır hava, onu her adam okuyamıyor. Kaytarmi ne teher başladısa, ses Allah'ın yanında, laf cavan idi onlarla. Ben size hiç şüphesiz 40 yıl danışırım, yani benim 20 yaşımda dolu. And olsun bizi yaradana sizin bana andınız yok. Üç nefer gelin gelir, üçünün de dalında sana. İnce bile, ay bile, ince bile, burkunsun sınay sene, bilirsen ince bile. Hayat sana, hayat sana. Gözeller gelir. Ama üreheleri buradan gitme istemirler. Yolu yarı elifler, bulağla mehlenin ten ortasıdır. Onlar tahminen bir 200-300 metre mesafe. Üçü de böyle kayanın üstüne sanayi döktü, baba şır aşır böyle döktüler. Kaçtılar geri. Allah Allah. Ve ele bildin ki o kadınlar, o gözeller bulağın başına yapıştı. O kızların kayıtmağı aşık söğünü bir güne saldı. Aşık söğün bendeydi, oldu Allah. Neler kalmadı? Açtı onun dalından Celil'im, onun dalından Karaçı, onun dalından Kaytarmak, onun dalından Nene. Ama hiç yadımdan çıkmaz. Ahirini bir Behmanı ile tamamladı. Ahirini bir Behmanı ile tamamladı. Onu parmağında şıkallar birbiri tökülür. Behmanı da hiç kes onun için çaldı. Hiç kim mümkün değil. Mümkün değil. Behmanı ki o cür parmağından bal tökülür. Kulak basın dinimanı köksün manalar görülür. Ha, uca uca dağılmışsın. Daha başına kara kara görülür. Ne derler ne çanır beni. Ay, demek bununla tamamlayandan sonra çörek, kurek, kazan, ocak, her şey yaddan çıkıp kaya ne ter donar, meclis ile donar. Saranda yine böyle, Abbas Kirve! Dedi ne daha aşık söğün saraştı. Dedildi sözün hadi. Dedi sen hiç yaran mıydın aşık söğün, bizi kırdın batırdın, daha bizde hiç ne kalma. Bak benim meclim, ben size ömrünün uşaklık çağlarından bir megam dedi. Başka bir an. Aşık suyun saraçtı, çıktı filarmoniya. Tedbiri de bana bağırdı. Borçalaşkılar geldi. Dedi cemaat, beni bağışlayın, hayş edirem. Görürsün, lehçesi durmuş. Cemaat, beni bağışlayın, siz Allah özür sayın, yaman hastalanmışam, suyu yok deyiz. Büyük sazla okumakla imkanım olmayacak. Bir ter görüm sazla başınızı katabilirim. Hastadan bir cıgalı tercihiniz başladı. Şair Hesen'i ya sende de ya mende. Naştabı buldun derde cilif. Derde ya sende de ya mende. Bunu Allah öyle yıkmış. Pesten el okudu ki bu tercihisi. Ant olsun Allah'a bura karışanlığa döndü. İle yaptı canım. Bunu dalına söhbeti başladı. Bir köpe onun yadına düşmüş ki bu aşık söğünün sazı var. Bu niye saz çalmış? O kadar güzel. Elə ki sazı götürdü ilə təzərləyib başlayanda havaya birdən zalda bir uşaq ağladı. Alim, aha! Uşaq da bilir ki balamanımız yoxdur, bu da bana kömək edir, balaman çalacaq. Turladı orda sözü. Yəni, xalqın böyük sənətkarı olmaq üçün böyük məktəb keçmək üçün, böyük məktəblərin içindən keçmək lazım. Ustad olmaq üçün ustadların içindən keçmək lazım. Şirin danışmak için, şirin danışan adamların o lehçesini yığmalısın yadılaşın. Yığmalısın hazine. Bir de oturmuşum, hayır adım, ben de talebiyem. Demek ki Naxçıvan Mehmanhanası var Bakı'da. Orada aşık suyun çalıştı, borçalı aşıkların aşık çalı bakıyor. Biz de bakırız, ben de... Bu oturanlar, duranlar bakır ki, bir uşak var burada, bir talebe de kimse. Bu durmuyor, öyle ölür, dirilir, gözü başı oynuyor, bu nedir? İndi aşık suyunu ne haber alırlar ki aşık suyun bu kimden haber alır. İndi bu dersidir ki cevap veresidir. Bunları ben terkim edersin. Borç aldandı. Şairdi hem şairdi hem aşıktı. Güzel saç çarpanı. Kim olacak dedi. Beni kim özünden? Özünün de özgeni değirmenle. Üyüt mürünü de özünden de derdi özünden. Yani hem şairdi hem aşıktı. Bu kadar zengin adam eğerini her yer koyurdu orada bir dünya yaranır. Bir tamaşa yaranır. Elə yalandan duruyor, bak böyle
Yine çay çay çevirme İrem Onur'un avara bir söz danışıydı, onu da yaşırırdı. Çünkü o kadar güzeldi. Ona göre tersi güzel saç çalmakla, güzel boğazına kifayetten mi? Zengin hazine var. Abbas var. Kurbanı var. Kaste Kasım var. El asker var. Bunların dördü de senetin tanrılarıdır. Arkadan çok azlarsa gemiler. Ama bu dört senetkarı kamil örgü gemiler lazım. Çünkü bu dördü de dilin Allah'ıdır.